Toplumu Örgütü olarak Toş Birsen adına basın açıklaması. Tarım ve Orman Çalışanları Birliği Sendikası Toş Birsen olarak 24/2022 Çarşamba günü Afyon Karahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü çalışanlarımız gıda kontrol ekibine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırganların gerekli cezaya çarptırılmasının takipçisi olacağımızı belirtiyoruz. Bilindiği üzere Tarım ve Orman Bakanlığı personeli olarak gıda kontrollerimiz mesai mevhumu gözetmeksizin büyük fedakarlıklar zor şartlar altında 7/24 esasına göre halk sağlığını korumak için görev yapmakta. Ülke olarak COVID-19 ile mücadele ettiğimiz bu zor günlerde bile çalışmalarını aksatmaksızın ülke ve millet sevdasıyla yürütmeye devam etmektedir. Ancak halk sağlığını korumak, gıda güvenliğini sağlamak, hayvan hastalıklarını önüne geçebilmek amacıyla mesai mevhumu gözetmeksizin can siparihane görev yapan Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanlarımız sahada yapmış oldukları görevler nedeniyle tıpkı sağlık çalışanları gibi sık sık sözlü veya fiziksel şiddete maruz kalmakta yaralanan ve yaşamını yitiren arkadaşlarımız olmaktadır. Mesai arkadaşlarımıza karşı nedense her gün yaşanan bu şiddet olaylarının sayısı her gün geçtikçe artmaktadır. Maalesef dün Afyon Karahisar İl Müdürlüğümüz görev yapan 3 gıda kontrolör görevlisi personelimiz görev icra esnasında uğramıştır ve şiddete maruz kalmıştır. Merkez Kanlıca Mahallesi'nde bir ekmek fırınında Ramazan ayı denetlemelerinde hijyen kontrolü yapıldığı sırada gerçekleşen olayda personellerimize görev esnasında sözlü, fiziki şiddet uygulanmıştır. Tarım Orman Çalışanları Yetkili Sendikası Toş Birsen olarak darp edilen personelimize acil şifalar diliyor. Tüm teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Tüm Türkiye'de bu tür saldırıların artık sona bulmasında ümit ediyoruz. Tarım Orman Çalışanları yapılan adice, korkakça saldırıları faillerini şiddetle kınıyor. Gerekli tatbikatın bir an önce yapılarak faillerin hak ettikleri cezaya çarptırılmalarını hususunda hukuki olarak tüm süreci yakından takip edeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz. Teşekkür ederim.